Shiba üzerine konuşacağız. Shibcoin fiyatlarından bahsedeceğiz. Tabii hangi nokta gelebilir vesaire tarzında olabildiğince üzerinde durmaya çalışacağız. Bir yandan da şöyle Shiba'ya girelim ve durumun geneline bir göz atalım. Haber de şu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Yüksek potansiyelli yeni alternatifler. Aslında bunun üstüne de konuşabiliriz. Bu videoda muhtemelen zaman kalmaz ama bakalım. Shiba Inu price diyor. Shiba Inu fiyat tahmini. Shib işlem hacmi %50 azaldı. Düşüş devam edecek. Burada bir anda İngilizceye çevirince benim de kafam durdu. Bir an devamını da İngilizce bekledim. Ama olmadı. %50 düşen bir hacimden bahsediyor. Piyasanın tamamında hacimsizlik var. Zaten haftalık kapanıştan yeni çıkıldı. Çok düşük hacimler var. Piyasanın tamamında durum böyle yani. Gerçi Shiba'nın hacmi yine diğer altcoin'lere göre hiç değilse fena değilmiş. Tabii örneğin LTC falan çok daha ilerisinde ama zaten LTC'yi biliyoruz yani. Dönem dönem hacmi çok yüksek olur bu tarz olaylar dahilinde. Yine fena değil. Yani şeyin Shiba'nın hacmi ölü değil yani hiç değilse. Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %3 düşerek, %3 kadar düşerek kripto para piyasasının neredeyse hareketsiz kaldığı bir günde 81,9'a geriledi. Konuyla alakalı önceden de konuşmuştuk. Shiba piyasadaki şu an doğal gidişatta da daha fazla geri çekilme yapabilir. Muhtemelen yapacaktır. Ben 78'lere kadar devam edecek bir shitcoin düşüşünün gerçekleşmesini bekliyorum mesela. Evet bu seviyelere kadar ortalama 78'ler hiç değilse şu anki etap için evet bir geri çekilme bekliyorum. Shib'in bugünkü düşüşü piyasanın tamamı için büyük bir satışla sonuçlanan bir hafta sonunu takip ediyor. Meme coin son bir haftada %22 düşerken son 30 günde %4 satış gördü diyor. Peki. Şimdi burası zaten biliyorsunuz aslında trajik bir olay yani Shibarium'un beklentisi, Shibarium'un beklentiyi karşılayamaması, devamında bir tarz düşüşler. Bununla alakalı zaten konuştuk. O yüzden üzerinde öyle artık durmayacağım yani. Ancak Shib'in zayıflamış pozisyonu kripto para birimini alıcılar için daha cazip hale getiriyor. On-chain verilere göre balinaların yaklaşan bir toparlanma beklentisiyle coin'i tekrar biriktirmeye başladığı görülüyor. Bu kısım doğru ve önemli olan bir noktadır. Önemli diyorum çünkü zaten her şeyin başı buradan geçer. Tabii ki de traderlar zaman zaman girer çıkar. Vadeli işlemciler bir akın halinde bir sürü halinde böyle resmen işlemler üzerinde dururlar. Longlamalar başlar. Fiyatlar buna etkilenir ama bunların en başında bir şey olması lazım. Sıkı cüzdanlar olması lazım. Kitle oranların yüksek olması gerekiyor. Tabii bu da balinalardan geçiyor ki borsalardaki kıtlık yapılan trade işlemleriyle desteklendiğinde yeniden belli bir zaman çerçevesinde fiyat yükselişleri, ani fiyat patlamalarıyla sonuçlanabilsin. Nitekim XRP'nin son BTC yükselişine bu kadar sert ve erken tepki vermesindeki sebeplerden bir tanesiydi. O yüzden Shiba'nın biz bu noktada piyasadaki yani yükselişler halinde tepki verebileceğini görüyoruz. Hemen değil. Bakın şu kısım birbirinden ayrılmalı. Belli noktaya kadar geri çekilme devam edecektir. Mesela 78'lere ama bir noktadan sonra traderların da girişiyle yükselişe hazır olacaktır. Balinaların alımı ve tutuşu işi garantiler. Fakat tabii ki de ne zaman olacağı noktasında hem Bitcoin'in hareketleri hem de mevcut süreç önemlidir. Shiba Inu fiyat tahmini 100 milyon dolarlık işlem hacmi Shib'i %3 düşürdü. Balinalar satış mı yapıyor? Balinalardan tabii alım da yapan var, satış da yapan var. Fakat satış yapanların görece sayısı çok az. Satıştan kasıt da şeydir. Farklı yerlere geçiş yapanlar var. Mesela en son Shiba satıp pip alan taraflar oldu. Bir tane balina yanlış olmasın. 800 milyar Shiba'sını
dönüştürdü. Böyle bir süreç izlendi yani. Zaten onun da bir Ether balinası olduğu yaptığı işlemden çok belli değil mi? Ara ara bu tarz olaylar olabiliyor yani. SHIB'in işlem hacmi son günlerde 100 milyon dolara kadar geriledi. İşlem hacmi geçen haftaya göre %50'den fazla düşüş gösterdi. Kripto paranın göreceli güç endeksi 40 seviyelerine yaklaştı ve 30 seviyelerine doğru inebilir. Bu noktadaysa token'ın toparlanması beklenebilir. Aynı şekilde SHIB token'ın 30 günlük hareketli ortalaması bir hafta önce başladığı yükselişi durdurdu. Bu gösterge token'ın 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmeden önce bir süre daha gerileyebileceğini gösteriyor. Katılıyorum. Evet, bir süre daha geri çekilme etabını SHIB'a sürdürebilir. Az önce de bununla alakalı konuştuk. Olumlu olarak göze çarpan bir detay ise SHIB'in yoğun satış baskısına rağmen destek seviyesini koruması. SHIB o zamandan beri 81 dolar seviyesinden aşağı inmiyor. Bu bilgiler ışığında SHIB'in yakın gelecekte daha fazla değer kaybetmeyeceğini ve istikrarlı bir toparlanma sürecine gireceğini söyleyebiliriz diyor. Daha fazla değer kaybetmeyeceği kısmına katılmıyorum. Belli bir süre daha devam edebilir. İstikrarlı bir yükseliş sürecine katılıyorum. Bir noktadan sonra işte 78'ler civarında olduğu gibi bir noktadan sonra artık potansiyel olarak çok daha yukarı eğilimli bir shitcoin göreceğiz. Buna ek olarak büyük yatırımcıların yani balinaların bu token'a yeniden yatırım yapmaya başladığı gözlemleniyor diyor. Bunu sentiment söylemiştir. Hani sentiment tarafı konuyla alakalı bu açıklamayı yapmıştır ilk. Sentiment de XRP tarafındaki bu 13 Temmuz patlamasını bilmesiyle meşhurdur. Bununla alakalı konuşmuştuk. SHIB'in son dönemde yaşadığı büyük değer kaybının ana sebeplerinden biri, Shibarium platformunun yaşadığı teknik sorunlar ve bu platformun halka sunuşundaki aksaklıklardır. Doğru. Bu problemleri çözmek için geliştirici ekip, Shibarium platformunu özel modda tutarak çeşitli güncellemeler üzerinde çalışma kararı aldı. Bu platformun bu hafta içinde yeniden aktif edilmesi bekleniyor. Edildi zaten. Eğer bu güncellemeler başarılı olursa SHIB'in değerini destekleyebilir. Token'ın diyor mevcut 82 seviyesinden birkaç hafta içinde 9'a çıkması ve yılı yaklaşık 15'te tamamlaması olası görünüyor. 9'a çıkması zaten çok zor değil. Ben yıl içerisinde de daha yüksek yani 15'ten ziyade 17-20 aralığına kadar Shiba'nın bu yıl içinde bir hareket kabiliyeti olduğunu düşünüyorum ve buraların da çok zor hedefler olmadığını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.